Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlandı. Bildiride PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlikle her türlü tehdit ve tehlikeye karşı başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edildi. Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin çabalarının da yer aldığı bildiride, İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında Türkiye'nin milleti ve devletiyle kardeş Lübnan'ın halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir ifadeleri de yer aldı.